Evet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a yönelik hakaretler savurdu. Erbakan'ın cevabı da geç çıkmadı. E, o tabir çok güzel, spikerliğini yaptı hakikaten evet. Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi Karamollaoğlu'nun o şeyde, KRT TV'de söyledikleri içinde şu da var, Fatih Erbakan için, saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın, ne oldu da iki gün içerisinde birdenbire değişti. Bu kadar fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil, terbiyesini kuşanması lazım. Oo. Şimdi bu bir e, kimyasının bozulduğu Tabii, işareti. işareti. Neden bozuldu bu kadar? Geçen hafta dedik ki yani çok önemli olay oldu dedik, değil mi? Yani üç tane. Bir, Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılması. iki Muharrem İnce'nin aday olması. Üç, e, şeyin e, e, Cumhurbaşkanı'nı destekleyecek olması. AK Parti listelerinden milletvekilliği bulundurması. Bu altılı masanın kimyasının bozdu. Şu anda çok perişan durumda. Da. Bakmayın belli etmemeye çalışıyor. Şey belli etmiş biraz yani. Ee, Karamolluoğlu ona verdiği cevap çok çok güzel. Yani rahmetli Erbakan'ın cezasını hapiste çekmesi için imza veren birisi birisine şimdi mücahit diyorsun ve onun e, başkanlığını, adaylığını ilan ederken de Ramazana giriyoruz. Şu anda Kandil gecesi. Allah'ım yüzü suyu hürmetine bu mübarek günlerin muvaffak et diye dua ediyorsun. Ne yapıyorsun ya? şaşırmış bunlar. Evet dedi ya Cumhurbaşkanı ATV yayınında şaşır şaşırmamak mümkün değil ki. Geldikleri yere bakın, söylediklerine, yaptıklarına bakın. Bir de Saadet Partisi'nin şu anda tabii korkusu Refah'ın ondan oyları almasıydı. Anketlerin neredeyse tamamında bu gözüküyor. Yani Saadet Partisi en çok da, çakılmış durumda. En çok da Cumhur İttifakına vereceği destekten ziyade Saadet Partisi'ndeki ee, seçmenin Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi'ne yönelmesi endişesi. bir teveccüh var onları, şu Onları tabii şimdi hani Erdoğan'a kızıyordu, vermek istemiyordu AK Parti'ye ama şimdi Fatih Erbakan alternatifi var. O varken milli görüş çizgisini berava etmiş, dinamitlemiş bir partiye niye oy versin yani o seçmen? Bir de bunlarda şöyle bir kanaat var. Yani Karamoğluoğlu bir şey söylerse aşağısı yapar hiç öyle, şey öyle bir şey yok. En son kertete milletle millet düşmanları karşı karşıya gelecek. Sen milletten yana mısın? Milletin düşmanlarıyla saf tutanlardan yana mısın? E hangisinden yanasın? Evet. E, Fatih Erbakan'dan bir de TRT Haber'de canlı yayına katıldı. Ha, evet. O da Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Onu da bir izleyelim. Evet, evet. Sayın Güderce. Hepimizin destekleyeceği çok güzel gerekçeler söylüyor. Yani çok. Neden Millet İttifakı'ndan yana değil de Cumhur İttifakı'ndan yana? Bunlara şimdi Saadet Partilerinin yapacağı bir itiraz var mı bu söylenenlere? Bu haftanın flaş gelişmelerinden biri İyi Partili Yavuz Ağar Alioğlu'nun istifa etmesi oldu. Zaten Zehir Zemberek açıklamalarda bulunmuştu daha önce. Artık istifasını da verdi. Bir i̇zleyelim evet. üzerine çok konuşuluyor çünkü buyurun. Şimdi hep şu oluyordu Yavuz Ağaralioğlu konuşuyordu ama sonrasında diyordu ki ya hani partide niye bulunuyorsun? Ve sonunda Sayın i̇stifa Ağaralioğlu ettim. istifa etti. Şimdi İYİ Parti ile ilgili tabi Sayın Ağaralioğlu'nun istifası e, bu partiye ne getirecek, partiden ne götürecek onu göreceğiz. Ben tek bir şahıs şahsın çıkışı olarak görmüyorum Yavuz Ağaralioğlu'nun bu sözlerini. E, Milliyetçi damardan gelen e, ülkücülükten gelen e, bu uğurda yıllarca mücadele etmiş insanlar, evet, bir siyasi tartışmadan sonra iyi partiye vücut verdiler ama şu anda Akşener'in uğradığı zillet aynı zamanda savundukları milliyetçiliğin de uğradığı zillettir yani bir kadına kadın genel başkana küfürler edildi. Bunları kim organize etti? Tekrar masaya dönmesi için neler söylendi? Neler yapıldı? Yani bunlar demokraside kabullenilecek şeyler mi? Şimdi bunun İyi Parti'ye bir faturası olacak. Ben çok iddialı olmayı hiç sevmedim. Ama şöyle bir tahminim var. %7 barajının altına düşebilir İyi Parti. Tam ben de onu söyleyecektim. Evet. Yani anketlerde %7'nin altında gözüküyor İyi yani Parti. Yani %7'nin altına düşerse çok hakikaten orada evet, büyük bir tokat geliyor İyi Parti. Akşener'in yüzünü görmek lazım. Öyle evet. atıp tutmakla olmuyor bu işler. Asana masana yok ortada. Onu da konuşacağız şimdi. İyi Parti il binasının kurşunlanmasında e, öyle metaforlarla Kılıçdaroğlu'nun gazıyla tehdidiyle dayatmasıyla siyaset bir yere kadar. Ondan ötesi yok. Areloğlu'nun istifa etmesi önemli. Bakalım önümüzdeki evet. günlerde neler olacak ama hakikaten hani milliyetçi dediğimiz Büyük Birlik Partisi tabanından gelen Areloğlu artık istifa etti. İyi Parti İstanbul il binasına bir kurşun evet. isabet etti ama mevzunun bambaşka bir şeyden olduğu ortaya çıktı ama mevzu ve şahıs tutuklanmadan önce Akşener bakın Ey Parti İstanbul İl Binası önde neler söyledi? Evet Akşener bunları söyledi Sayın Gülerce. Sonra alınır ki mevzu bambaşka. Evvela bu anasından doğmadı Akşener'i konuşana doğru söylemiyor diye bir karşılık vereyim. Anasından doğmuştu Akşener'i korkutanlar. 28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı'ydı Sayın Akşener. Evet. Ve burada biz birkaç defa videosunu gösterdik. Mehmet Ali Brant'ın programında Mehmet Ali Brant üsteleyerek sordu soruyu. Başörtüsü yasağını üniversitelerde uygulatacak mısınız dedi. Evet uygulatacağım ben İçişleri Bakanı'yım dedi. Sonra da kendisine asana deyip başörtüsü konusunda nasıl savunmalar yaptığını anlatmaya başladı. Yine anmadan... Geçemeyeceğiz. Ee, bu videoyu bulup çıkaran böylece de Akşener'in e, foyasını ortaya döken AK Parti İzmir milletvekili Alpay Alpazola. Özalan. Evet, meclis İdare Başkanı. Evet ama bakınız çok önemli bir siyasi hizmet yaptı Alpay Bey. Yani eğer o video olmasaydı başörtüsü yasağını ben İçişleri Bakanı olarak uygulayacağım demeseydi, onu biz yayınlamasaydık, şimdi hala asana havalarındaydı. Biz o zaman da sorduk, Sayın Akşener, yani buradaki şah size benziyor. İki ihtimal Hı. var, siz misiniz, değil misiniz? Sizseniz, sizi birilerinin korkuttuğu besbelli. Yani geldiğiniz çizgi itibariyle, müktesebatınız itibariyle siz başörtüsü yasağına çıkmaması gereken birisisiniz. Demek ki sizi korkuttular. Evet. Yani yoksa siz de kendisini FETÖ'cüler gibi gizleyenlerden miydiniz? Oraya kadar götürmek istemiyorum işi. Ama korkutulduğunuz besbelli. Dolayısıyla yapmayın etmeyin, arasından doğma demeyin. İkincisi, siz masadan kalkmıştınız altılı masadan. Sonra geri döndünüz. Şimdi herkesin kanaati gene korkutuldunuz. Yeni anasından doğmuş sizi Oradaki korkutanlar. Oradaki surat ifadelerini unutmadık. Aday açıklanırken. Lütfen ama en enteresanı şu. Kadınlara sesleniyor. Ha bir de şey diyor. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin polisler failleri yakalayamayacaktır. Fail yakalandı. Saatler sonra. 5-6 saat. Mesela hala bir özür yok. Dilemiyor. Şimdi konuşacağız onu. 14 kadınlara sesleniyor. 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Size sesleniyorum. Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik bana yapıldı kadın olduğum için. Kim yaptı? Ya kendi şu anda masada oturdukları yaptı. <laughs> Kim yaptırdı? Bu hakaretlerden, pisliklerden, iğrençliklerden sonra masaya oturdunuz. Demek ki sizi masaya oturtmak için iğrençlik, pislik, hakaret yapıldı, küfür edildi. Şimdi ikisini ne karıştırıyorsunuz? Sizi korkutanlar, masaya oturtanlar. Tabii. Size küfür ettirenler, masaya oturtanlar. Ya ezbere konuşuyor ya. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor, kendisini ele veriyor. Hakaret, küfür, iğrençlik bunların hepsi daha önce size hiç edilmemişti. Ne dedi Ağır ya dedi 25 senede yemediğimiz küfrü 3 günde üç yedik dedi. dedi. Size daha önce küfür Sayın Akşener. Sonra neden edildi? Ve siz o küfürler edildiği zaman niye böyle konuşmadınız? He? Niye orada gürlemediniz? Kimsiniz siz? Bana küfür edecek daha anasının karnından doğmadı diye niye gürlemediniz? Aksine tıpış tıpış masaya geri döndü. Burada da zannedersem işte o kaybolan, kendince olan karizmasını toparlamaya çalışıyor sözler ama. Aramızdaki onda da var. Şu anda siyasi hayatının en perişan günlerini yaşıyor. Çok evet, çok 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 evet. Yani Hakikaten. bu kadar zelil duruma bir siyasetçi Türkiye'de düşmemiştir. Evet. Başka türlü söyleyeyim. Hiçbir siyasetçi böyle bir zelil duruma düşmemiştir. Bu zelil duruma düşen bir siyasetçi yok Türkiye'de demokrasinin tarihinde yok. Ne demokrasi diye evet. ağların. E, gazete manşetlerinde verelim mi? Verelim ama arkasından şeyi hatırlatın bana. Kılıçdaroğlu da Asena dedi. Asena tamam. Şu gazete manşetlerini verseniz arkadaşlar. Mevzu aslında bambaşka bir şey olmasına rağmen. Evet. Işte, okur musunuz? Ne diyor kurşunla manşet? Kurşunla seçim startı verildi diyor sözcü. Bak provokasyona gelin. işte üzerimize gelen kurşunları çek. Eğer geleceksen sen gel. Akşener'in sözünü manşete taşımışlar. Cumhuriyet ne demiş? Cumhuriyete geçelim. Millete gözdağı. Bak, Millet bak, ittifakına bak, bak. Gözdağı. gözdağı. verilmiş. Karar gazetesi ne diyor? Demokrasiye kurşun. Evet be. Evet be. Ay be. Cık cık cık. Var mı başka arkadaşlar? Yok üç tane. Tamam. Şimdi e, alabiliriz gazete manşetlerine. Şeyi de verelim de Kılıçdaroğlu'nun Asena demesini ondan sonra bu manşetlere bir yorum yapalım. Hı hı. O o, o siz söyleyeceksiniz onu. Evet, tamam. o, onun eteresi yok. Ke doğru sosyal medya hesabından yaptı ya onu. Evet. evet, Meral Hanım güçlü bir liderdir. Kılıçdaroğlu diyor. Asanadır. Böyle korkutamazsınız. Arkasından da şeyi ziyaret etti. Kurşunlanan il binasını İyi Parti'nin. Ve şunları söyledi siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu beraber görüyoruz. O da Erdoğan'ı işaret ediyor. Akşener gibi. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Demek ki bu hırsızı kovalarken inşaat bekçisinin sıktığı kurşunlar tehdit, şantaj imiş. Siyaset yapılmazmış böyle. Hele, hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılamaz. Evet. Ama orada enteresan bir şey söylüyor Kılıçdaroğlu. Bunu pek medyada ben görmedim. Ayrıca polisimize silahı kullanan, atışı yapan kişi yakalandığı için polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ederim. Kafası karıştı bak. Yani o da işkillendi bu işten. Çünkü hani bu şeyin onların imasına göre, Akşener'in açıktan söylemesine göre Erdoğan'ın bir tehdit yolu imiş bu kurşunların ibinasına gelmesi. Üç gazeteden manşetler verdik. Hepsi işi millete kurşun, siyasete kurşun, demokrasiye kurşun. Öyle mi? Bu mudur gazetecilik? Bu manşetlerin hepsi tetikçilik. Neden ya ortada da kurşunu atan kim? Fail kim? Yakalanmamış. Hiçbir şey yokken adres gösteriyorsunuz. Bu halkı provoke etmek. Çok büyük provokasyon. Buradaki ettim. bakın provokasyon var mı yok mu bilmiyorum. Ben o şahsın yalnız araştırılması taraftarıyım. FETÖ'nün renklendirilme taktiklerini unutmamak lazım. Yani bu işin arkasında hırsızlara sıkarken havaya mı sıkmış, paralel mi ateş etmiş de oraya gitmiş. Bu binaların duruşuna göre değişiyor. Ama o şahsı da şimdi serbest bıraktılar kontrollü. Hayır, onun cemaziye evvelini araştırmak lazım. Kimler ona bir şey söylemiş olabilir? Bakın benim en çok endişem Rus uçağını düşüren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni suikastle katleden FETÖ'nün yapacaklarıdır. Bak FETÖ hala bu seçimler öncesinde en büyük tehdittir. Başkaları değil. Çünkü FETÖ İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın elindeki en büyük silahtır. Bunları istediği gibi kullanıyor. Mehdi olduğuna inanmış bir FETÖ elebaşı bu iddiasından vazgeçmiş değil. Sonunda geleceğiz, kazanacağız iddiasında daha önce de söyledik telaffuz etmekten çekiniyorum Allah korusun suikastler olabilir. Çok tehlikeli bir döneme girildi. Bu ortamı ısındırmak için yapılmış bir şey olabilir. Dolayısıyla öyle bir inşaat işçisi şöyle. Çünkü hemen üstüne atladılar. Neden üstüne atladılar bir de onu söylememiz lazım değil mi? Sanki haberleri varmış gibi kurşunlanmasından. He? Hep birlikte demokrasiye kurşun yani millete kurşun seçim şeyi yapmak çok köşeye yakışmayan bir şey. Türker Bey köşeye sıkıştılar. Bak. Birazdan anlattık değil mi? Akşener, ah İyi Parti öyle bitti ki ya bu kara bulutlar. Kara bulutları dağıtacak. Bizi de mağdur duruma düşürecek. Düşünecek. Bir şey olsa aha bulduk. Binaya kurşun isabet etmiş iki tane. Kılıçdaroğlu ya mahvetti bizi bu ince Muharrem ince ne neydi bu be? Git Muharrem, gel Muharrem. Hoş geldin güle güle. Ya bu karamsarlığı, bu bulutları dağıtacak bir şey yok mu arkadaşlar? Alo İyi Parti binası. Ne kurşun gel. Ha ah, ama Asena var orada. Hiç korkmazlar. Ne anlatıyorlar tiyatroya? Tiyatro bile değil. birbirlerine neler neler söylüyorlar. Müsamere ya. Müsamere hakikaten. Hızlanıyoruz. Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesine geçelim. PKK vaatleri. Terör örgütü PKK vaatleri var. Onun videosu da var değil mi arkadaşlar? Evet. Buyurun. Onu da bir görelim bakalım.